kaydı başlattım. Şimdi sana ne anlatacağım ben? Sana anlatacağım şey şu. Türev'in fiziksel yorumu. Şimdi türev'in fiziksel yorumunda ne var? Yani ilk önce bir e, nesne var. Nesne hareket ediyor. E, nesne yukarı hareket edebilir. Yana doğru gidebilir. Nereye gitti de çok önemli değil aslında. Bunun bir yol zaman grafiği olacak tamam mı? Daha doğrusu yol zaman fonksiyonu olacak. Beni bir anda ya da belli bir zaman aralığında biz bunun hızını, yolunu, iğmesini bulacağız. Çalışmalarımız bunlardan ibaret. Şimdi ilk sayfayı bir çağıralım. Okuyalım neler neler demiş burada. Kendim de gideyim. Hareketli bir cismin bulunduğu yer zamana göre değişiklik göstermektedir. Bu cismin aldığı yolu S, zamanı T ile gösterdiğimizde cismin aldığı yol s eşittir ft şeklinde bir fonksiyon olarak ifade edilebilir. s eşittir ft denklemine cismin konum zaman denklemi denir. Hareketli cismin t1 ve t2 zamanlarındaki konumları ft1 ft2 F okuyamadım. ft1 ft2 olsun. Tabii de t1 küçüktür t2 olsun diyor. Yani Mesela birinci e, saniye ve üçüncü saniyeden bahsettiğimizi düşünelim. Bu aralıkta diyor cismin ortalama hızı diyor ve ortalama neymiş aldığı yollar farkı bölü e, geçen zaman dilimiymiş. Zaten bu bizim hareket formüllerimizde de vardı. Ortalama hız neydi? Yollar farkı bölü hızlar e, zaman farkıydı. Tabi bu bölümü anlamak için bir örneğe ihtiyacımız yok mu? Var. O yüzden ben bir örnek yazacağım. Doğaçlama şuraya yazalım. Şuradan geleyim. Sığdırmaya çalışacağım. Örnek şöyle olsun. T saniye sonra ST metre ee, ST bu şu an bizim ne olacak? Hareketimizin konum fonksiyonu olacak. Nasıl bir şey verelim? T küp. Artı t kare diyelim tamam. Şeklinde ilerleyen bir nesne düşünelim tamam. Şimdi burada birkaç tane soru yazayım. Mesela birincisi şu olsun. T1, 1 ve T2, T2, 3. Zaman aralığındaki ortalama hızı. Yani bu zaman aralığındaki ortalama hızı nedir diye soralım. İkincisi mesela nasıl bir şey yapalım burada. T eşittir. 2. anında ortalama hızı demeyeceğim buna. Yani tam ikinci saniyede diye algıla bunu. T2 anında ıı, hızı nedir? Bir şey daha yapalım. İvme ile de ilgilenelim burada. Mesela onu da ne yapalım? T3'teki T3'teki ne diyelim? Anlık ivmesi nedir? İvmesi nedir? Üç tane soru sordu. Şimdi birincisi senin bilmen gereken şey şu. Yolun, yani yolun türevi hızdır. Sonra hızın türevi değil midir? Tamam mı? Çok böyle uzun uzun limit çalışmalarıyla girmeyeceğim. Burada sadece ortalama hızı anlatılmış. E, türevin ilk limit tanımlarını yaparken o bölümlere biz dokunduk aslında da. Burada limitle çözüme girersek sorun çözümü çok uzayacak. O yüzden de bunları bu şekilde bilirim. Tamam. Şimdi birinci soruyu çözüyorum. Birinci soru V ortalama. V ortalama. Şöyle de V ort diyelim. Bir kere ne diyeceğiz? Zamanlarımız 1'e 3. Yani S3 ve S1 diyeceğim. Bu aldığı yolların farkı oldu. Geçen zamanda zaten 3 1. Ve S3'ü bir hesaplayalım. Buraya gidiyoruz. bakın S'nin içerisinde ne var? T var. 3'ü yazdığın zaman buraya da 3 yazacaksın. 3'ün küpü ne? 27. 27. 3'ün karesine 9, 36 etti. Ve aynı şekilde 1'i yazacaksın. 1, 1 daha 2. Aşağısı ne çıktı? 2. Yukarısı kaç yaptı? 34 bölü 2, 17 çıktı. Yani neymiş? Bu aralıkta cismin ortalama hızı 17 metre bölü saniyeymiş. Bunu hallettik. İkinciye geliyorum şimdi. T2 andaki hızını sormuş. Bu anlık bir hız. Anlık hız. Hız anlık değişim demek ve türev demekti. E, biz ne biliyoruz? Yolun türevi buydu. Demek ki biz s'nin türevini alacağız. Alalım. Kaç yaptı orası? 3 t kare artı 2 t yaptı. Ve hangi anda istiyordu bizden? 2. 2 yazıyoruz t'nin yerine. Burası 4 kere 3'ten 12. 2 kere 2'den 4. O da ne çıktı? 16 çıktı. Yani ikinci saniyedeki hızı anlık hızı neymiş bunun? 16 metre bölü saniyemiş. Şu saniyeyi sn olarak gösterelim de kafamız karışmasın. Üçüncüsü ivme. İvme hızın türevi değil. Ben şimdi zaten burası hız değil miydi? Biraz önce yazdım türev. Bunu tekrar türevini alacaksın. Yani ikinci kez türev anlamına geliyor bu. Türevini aldık ne yaptı? 6t artı 2 yaptı. Hangi anda ivme istiyoruz biz? 3. O halde burada ne yazacağız? 3'ü yazıyoruz. Kaç yaptı burası? 18. 2 daha 20 yaptı. Yalnız buradaki birimimiz şudur. i̇vmenin birimi şu. Metre bölü saniye kare. Evet. Cevaplarımız bu şekilde. İkinci sayfaya geçelim. Burada zaten benim demin bahsettiğim şeylerden birkaç not düşülmüş. Konum zaman denklemine diyor ki şurayı bir okuyacağım. Bir saniye cümle ağzıma dolandı konum zaman denkleminin zamana göre türevi hızı verir diyor. Yani ST'nin türevi ne veriyormuş bize? Bunun hızını veriyormuş. Buraya türev koymayacağız tabii ki. Direkt VT diye geçecek. Tamam. Hızın birimi metre bölü saniyedir. Bunu biliyoruz. Sonra diyor ki hızın zamana göre türevi ivmeyi verir. Yani o da şu. Hızın türevini aldığın zaman da e ivmeyi de fizikçiler A ile gösteriyor. Ben de öyle A ile göstereyim. O da bize neyi veriyormuş? E i̇vmeyi veriyormuş. Demin ki e, arka sayfada çözdüğüm soruya bakarsan bunlar zaten ne oluyor sana anlamlı gelecek. Evet bu bölümde standart sorular ve çözümleri e, kısmına giriyoruz. <laughs>